İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Suriye'nin Heseke'de 1. Ermeni Kadın Kongresi gerçekleşti. Adam Şif, her zaman Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'ın yanında olacağım ve Aliyev rejimini adalete teslim etmek için savaşacağım. Hasat Festivali, Ermeni Ekmek Kutsama Bayramı. Batı Ermenistan'da kültür, kırsal halk müziği. Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı'ndaki buzullar kurak iklime sahip milli parka hayat veriyor. Starmus, dünyaca ünlü bilim insanlarını, müzisyenleri, astronotları Yerevan'a getirdi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Western Armenia TV'yi destekleyelim. Ermeni Kadınlar Birliği 107 yılın ardından kendini yeniden diriltiyor şiarıyla Kuzeydoğu Suriyeli Ermeni Kadınlar 1. Kongresini gerçekleştirerek Ermeni Kadınlar Birliği'nin kuruluşunu ilan ettiler. 150 delegenin katıldığı kongrenin açılış konuşmasını Ermeni Kadın Meclisi üyesi Lusin Erdinyan yaptı. Heseke'de gerçekleşen kongrenin açılış konuşması ardından Ermeni kadınların geçmiş dönemde yürüttüğü çalışmaları içeren sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından Ermeni Toplumu Meclisi üyeleri Lusnak Kafuryan ve Arpi Kasriyan ile Şehit Nubar Ozan Taburu üyesi Hayastan Barbara birer sunum yaptı. Lusnak Kafuryan yaptığı değerlendirmede Türk Devleti'nin Ermeni halkına yönelik soykırımına değindi. Türk Devleti'nin Ermeni halkına yaptığı soykırım Arminosid'in asla unutulmayacağını dile getiren Kafuryan, 1,5 milyon Ermeni katledildi. En vahşi suçlar kadınlara karşı işlendi. Kadınlar pazarlarda satıldı, dedi. Şehit Nubar Ozanyan Tabur üyesi Ayas'tan Barbara ise yaptığı sunumda insan hakları ilkelerine, kadınların iş ve toplumsal alanlardaki haklarına uygun olarak çalışma yürüttüklerine değinerek, Ermeni Kadınlar Birliği aynı zamanda kadınları şiddetten korumak için çalışıyor. Cinsiyet eşitliği ve toplumsal alanda rolünün geliştirilmesi için mücadele ediyor, diye konuştu. Hayastan Barbara, Ermeni kadınların askeri alanda silahlanabileceğini, ülkesini savunabileceğini ve devrimci kadınların hayallerini gerçekleştirebileceğini ispatladığını kaydetti. Birçok konunun ele alındığı kongrede Ermeni Kadınlar Birliği için sunulan tüzük taslağı üzerinde duruldu. Yürütülen tartışmalar ardından kimi kararlar alındı. Kararlar sonuç bildirgesiyle kamuoyuna duyuruldu. İşgalci Türk Devleti'nin ve yeni Osmanlı'nın bölge halklarına dönük gerçekleştirdiği saldırı ve işlediği suçların da kınandığı bildirgede bölge halklarına Neo-Osmanlı çetelerine karşı birlik olma çağrısı yapıldı. Kongreye Ezidiyevi Ermeni Toplumu Meclisi Derzor Bürosu ile Kuzeydoğu Suriye'deki çok sayıda kadın kurumu kutlama mesajı gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi Adam Schiff, Artsakh Cumhuriyeti'nin ilanının 31. yıl dönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı. Bugün Artsakh'ın bağımsızlık günü. 31 yıl önce Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan eden Artsakh halkının bağımsızlık günü. Ancak son 2 yılın olaylarının da kanıtladığı gibi bağımsızlık kurtuluş mücadelesinin sadece başlangıcıdır. Artsakh'ı Türkiye ve Azerbaycan'dan koruma mücadelesi tüm dikkatimizi ve desteğimizi gerektiriyor. Son 2 yılda Azerbaycan'ın Artsakh halkına, kültürel mekanlarına ve egemenliğine karşı yürüttüğü savaş milleti akıl almaz bir sınava tabi tuttu. Ermeni askerleri öldürülmeye devam ediyor. Onlarca savaş esiri yasa dışı bir şekilde gözaltına alınıyor ve binlerce masum vatandaş bir sonraki saldırı veya istila korkusuyla yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Aliyev rejimini sorumlu tutmak için acil önlemler almalı ve Azerbaycan'ın saldırganlığını kınamalıdır. Ben her zaman Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh halkının yanında olacağım. Ermeni kutsal takviminin 6. ayı olan Sahmi ayı, hasat kutsaması ve bereket ayı olarak kabul edilir. Bu nedenle o ayın burçları Oğlak ve Başak'tır. Bu ayın en önemli bayramları Sahmi ayının astıhik günü olan 24 Ağustos'ta üzüm kutsaması ve Sahmi ayının anahit günü olan 5 Eylül'de ekmek kutsaması. Eski zamanlardan beri Ermeniler çok önemli iki yiyeceğe değer vermişlerdir: ekmek ve şaraba.
Ekmek ve şarap birçok ülkede Ermeni milletiyle karşılaştırılacak şekilde Ermenilerle ilişkilendirilmiştir. Hakyan halk geleneğinde ekmeğin çok büyük bir yeri, rolü ve önemi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Mesela atalarımız fırında ilk ekmeği hayvanlara vermişler ya da ilk yedi ekmeği yoldan geçenlere ikram ettiler. Ekmek tapınma mertebesine kadar kutsanmıştır. Yere düşen ekmek kaldırılır, öpülür ve yüksek bir yere konur. Evde kullanılan ekmek asla çöpe atılmaz. Hatta manevi varlıklara, kutsal dişlere ve atalara da ekmek sunulur. Ekmekle onurlandırılırdı. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan'daki kırsal halk müziği ulusal konuşma diliyle eş zamanlı ve paralel olarak bin yılların derinliklerinde kuruldu. Ermeni halk müziği aynı zamanda çok türlüdür. Çalışma şarkıları, ritüel şarkıları, roman, tarihi, lirik, mizahi ve alaycı şarkılar, dans şarkıları, çocuk oyun şarkıları. Bazı ruhani şarkı türlerinin versiyonları özel bir yere sahiptir. Ermeni kırsal enstrümantal müziği genel doğası gereği şarkı ile ilişkilidir. En yaygın olarak kullanılan aletler bulul, şivi, duduk, zurna, barkabuzuk gibi pirinç aletlerdir. Yaylı çalgılardan en yaygın olanı saz idi. Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı Milli Parkı zengin florası ve faunasıyla her mevsim çok sayıda yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor. Ararat Dağı'nda yaz sıcaklarında eriyen buzullar kurak iklime sahip Ararat Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayatına can suyu oluyor. Kuş, balık, sürüngen ve kemirgenler de kavurucu sıcakların etkili olduğu bölgede serin dağ sularıyla yaşamlarını sürdürüyor. Batı Ermenistan'ın en az yağış alan bölgesi Iğdır bölgesidir ve bundan dolayı kuraklık çok sık yaşanıyor. Dünyaca ünlü müzisyenler, bilim insanları, Nobel ödüllü kozmonotlar Ermenistan Cumhuriyeti'ni bir hafta boyunca güçlü bilimsel düşünce ve müziğin birleştiği bir yer haline getirecek. Önümüzdeki hafta boyunca ünlü bilim insanları, kozmonotlar dersler verecek, ayrıca konserler de gerçekleştirilecek. Festival 2011 yılında astrofizikçi Garik İsrailyan ve Queen grubunun gitaristi astrofizikçi Brian May tarafından ortaklaşa kuruldu. 6. Starmus, Mars 3 adlı uzay istasyonunun Mars'a ilk inişinin 50. yıl dönümüne adanıyor. Kızıl Gezegen'e uçuşun amacı ünlü Ermeni mühendis Alexander Kemurcian'ın Probe M adlı Mars gezicisinin Mars'a yapılan inişiydi. Starmus Festivali'nde bilim yaygınlaşmasına katkıda bulunan isimler, ünlü bilim insanı Stephen Hawking adlı madalya ile onurlandırılıyor. Bu ödül törenine bilim Oscar'ı da denir. Garik İsrailyan'a göre bu yılın bilim Oscar'ını kazanan isim pazartesi günü açıklanacak. Dünyaca ünlü Ermeni bilim insanlarının ve ünlü kişilerin çoğunun kökleri Batı Ermenistan'dadır. Belki de bunu çeşitli uluslararası platformlarda çok sık konuşuyorlar. Atalarının kendi topraklarında soykırım, Armenoside maruz kaldıklarından veya zorla yerinden edildiklerinden bahsediyorlar. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz, bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1895-1978 tarihleri arasında yaşamış
Aşuh Havasi'nin Sayat Nova adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Garun Yegavat eseri sunuyoruz. Ah yarıs yarıs lav ha kele herin halab garak nengav silpe salam. Ah yarıs yarıs lav ne lav ha kele herin halab garak nengav silpe salam. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.